Ekrem İmamoğlu diyor ki ya sen istifa et ya ben. Şimdi Soylu diyor ki beni aradı saygılarımla dedi CHP şikayet etti diyor. Ekrem İmamoğlu da diyor ki hayır ben böyle bir şey yapmadım. Bence son yılların en ilginç polemiği. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu tweetinden sonra Süleyman Soylu'dan bir cevap geldi mi? E, Henüz gelmedi bekliyoruz. Henüz bir, böyle bir şey söz konusu değil yani. E, neden ona? Bir de şey Fayton meselesi var. Fayton meselesinin de Nasıl böyle elektrikli arabaya dönüştüğünün de hikayesini de duymuş olduk. 6-7 saat İçişleri Bakanı, işte bürokratlar, İBB toplantı yapmışlar. En sonunda Erdoğan müdahale etmiş. Sonunda elektrikli arabaya dönüşmüş hikaye adalardaki. Ama bence o, o mesele bunun detayı şimdi. Net bir şey var yani. Ekrem İmamoğlu'nun bir tweeti var. Diyor ki ya sen istifa et ya ben. Şimdi Süleyman Soylu'nun şunu yapması lazım. Ya demesi lazım ki evet kardeşim bak beni şu tarihte çünkü İçişleri Bakanı abi sen ben mesela iki yıl önce beni kim aradı desen ne bileyim kim aradı derim. <laughs> e şimdi İçişleri Bakanı olarak diyorsun ki kim aramıştı bakayım benim telefonumda Ekrem İmamoğlu ne zaman aramıştı? Bilmem ne günü bilmem ne tarihinde bilmem ne şeyinde makamdan şu telefondan ben arandım diye açıklamayı yap yapması lazım. Çünkü evet. herhalde kaydetmiyordur yani kayıtlı değildir. HTS Sizin kayıtları diye bir şey var. HTS kayıtları diye bir şey var yani bunlar yok edilen şeyler değil. Geriye dönük her şeyi bulabilirsin. Yani şu kadar yer alır yani Süleyman Soylu istihbarat daire başkanı dese ki ne zaman aramıştı bir çıkartın dese zıt diye gelecek önüne zaten bilgisayara girecek numaraya girecek tak diye gelecek. Ha herhalde kaydetmemişlerdir. Ya da diyecek ki ya da diyecek ki istifa ediyorum. <laughs> yani, ya da, bilmiyorum yani. Diyecek ki hadi bakayım istifa et Ekrem İmamoğlu. <laughs> İlginç bir polemikle karşı karşıyayız bekliyorum Süleyman Soylu ne diyecek diye. Peki bir başka konuya geçelim. Bekliyoruz burada ne olacak bilmiyoruz yani. Nagihan Alçı Pera Palas'a gitmiş bir arkadaşıyla buluşmaya. Orada kimle karşılaşmış? Kimle karşılaşmış Fünet Bey? Sana soruyorum kimle karşılaşmış? Ee, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra ola. E ee, sonra ne yapmış? Sonra arkadaşına demiş ki ya bana müsaade eder misin? Ee, burada çok önemli ben bir şey yakaladım. Senden de izin istiyorum. Sen buluşacaktım ama bu bir röportaj yapmam gerek demiş ve gitmiş yanına oturmuş. Merhaba demiş. Sonra kaç demiş, saat konuşmuşlar? 3 saat. 3 saat. saat konuşmuşlar. Evet. Sen kaç yıllık gazetecisin? Ee, yani stajla birlikte 12. Ben de 33 yıl oluyor şimdi. 33. yıla giriyor. Bugüne kadar hiçbir restoranda birisine denk gelip ya dur ya arkadaşıma deyin ki hadi sen git bakalım şeyden ben şurada bir söyle şey yapıp değil 3 saat 3 dakika bile oturmadım bak. O yüzden Nagihan'ı tebrik ediyorum bir defa. Yani olay nasıl gelişti bilmiyorum ama yani önemli bir şey yapmış ki biz de üzerine konuşuyoruz değil mi yani yoksa şey bu arada Zehra Hanım da bak o da herhalde arkadaşını sepetlemiş. <laughs> o da 3 saat konuştuğuna göre herhalde yanlış yalnız başına gelmemiş. Neyse rastlantılar rastlantılar güzel rastlantılar. Zehra Taşkesen ne oldu? İçini dökmüş anladığımız kadarıyla Nagihan'a. Evet aslında bence şey de bir, birkaç cümlede olayın süreçle ilgili anlatalım isterseniz. Hiç bilmeyenler için vardır. Biz bu söyleşi niye konuşuyoruz diye. Biliyorsunuz Sedat Peker e, bu SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili bir rüşvet iddiasında bulundu. Mine Tozlu Silen diye bir hanımefendi der 12 milyon TL para istenmiş. E, o işte onlar da kabul etmemişler. E, Mine Tozlu Silen de ödemeyi e, reddetmiş bu 12 milyonu. Onun üstüne Sedat Peker'in paylaşımlarından yola çıkarak e, bir de bir, bir, sonraki süreçte işin içine e, Zehra Taşkesenlioğlu'nun kocası e, Ünsal Ban giriyor. THK'nın Türk Hava Kurumu'nun eski rektörü. E, üniversitenin. E, o da bir tane video paylaşıyor. Videoda da işte Zehra Taşkezen de olur. şöyle bir cümlesi var. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz diye bir cümlesi var. Elinde bıçakla. E, bundan sonraki süreçte Ünsal Ban tutuklandı. Farklı iddialarla ilgili. E, tabii bizim de zihnimizde bir iki buçuk milyon dolarlık boşanma meselesi kaldı. Bir tekne kaldı. Bir de e, bu görüntüde kaldı. Şimdi ekrana tekrar tekrar verip de şey yapmayalım. Evet. Sonuçta... Şimdi tabii e, Kenan şöyle bir şey var. Biliyorsun Türkiye'de yani en azından prensip olarak yani sen mesela gel, gelsem sana iki buçuk milyon dolar versem eee aslında nereden buldun diye sormuyorlar değil mi artık o, o sürekli yenilendiği için o nereden buldun sorusu yok artık. hani Ben sorarım. Kim olursan o getir diyorlar. Ben Ama sorarım. yine de yani şirket olarak birisine mesela iki buçuk milyon dolar yollamaya kalksak bir yerden yok da o kadar para var diyelim. Banka arar der ki ya bir dakika ne yapıyorsunuz? Bu kim? Nedir? Ne oldu? Nereden geldi? Fakat görüyoruz ki taş ki sen ne oldu? iki buçuk milyon doları elden vermiş kocasına. Evet. O, da, o herhalde ben, bir bavulla verdi yani bavul ya yani valizle vermesi lazım 2.5 milyon dolar. Yani gözümde canlandıramıyorum ama yüzlük banknot olsa bile ben hiç görmedim vallahi Cüneyt Bey. 2.5 milyon dolar parayı bir yani arada. Keşke bir deneseydik yani <laughs> Ama vermiş onu. <laughs> Git bir ofis al demiş. Ve de kendisine yapılan çeşitli şeylerden bahsediyor. O dönemki bahsetmiş. şey diyor. <laughs> çok pardon. O dönem 10-11 milyon TL'ydi diyor. Yani 2000 ha tamam da. o zaman ya tamam ben de bir an zannettim ki yeni kurdan vermiş ya bir işim <laughs> rahatladım. <laughs> bir de öyle bir şey ya 2,5 <laughs> verdim de kur kaçtı 10-11 liraydı ha tamam o zaman abi tamam ya bizde ama abartıyorsun sen de Kenan ya. Meğerse 10-11 iki 2,5 milyon dolar vermiş yine dolar vermiş ama şey sonra tekne almış mesela bu tekne konusunda ben gerçekten haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de tekne lüks olarak algılanıyor. Mesela tekne aldı diyor ki ya yani bir milyonda bir tekne aldık. Sonradan bir tekne daha aldı. Orada da para aklıyordu diyor. <laughs> 5, 5 milyonluk bir tekneden bahsediliyor. <laughs> 5 milyon dolarlık mı? Ve de evet, haksızlıklar 5, yapılmış evet. gördüğüm kadarıyla. Çünkü daha rahat ediyormuş tekneyle denize girerken. Ben bu konusun bu tekne konusunda kimseye şey yapmıyorum. Çünkü tekne bindikleri arabaya bak. Belki de teknenin 10 katıdır insanların. Ama tekne olunca o yatı var, kotrası var falan gibi oluyor. Lan adam öyle bir arabaya biniyor ki zaten o yattan 4 tane daha alır yani. Hani, e Başka ne tür üzüntülerde şey olmuş? Çok büyük haksızlıklar yapılmış. Ben çilingir olarak kullanılmışım demiş. Para aklama yöntemlerinden ve kendisinden defalarca kez taciz aldatılma olayları gibi maruz kaldığını söylemiş. Evet. Taş de onun çektiği acıları da geçebiliriz. Bu da önemli bir şeydi günümüzde şey olan. Abi öyle bir şey şeydeyiz ki Kenan yılbaşı programına hazır mıyız? Yılbaşı programını açıklayalım mı? Hadi açıklayalım. Evet. Elif dürüst aradı. Dedi ki beni Doğu'yla alın dedi. Biz dedi çok eğleniyoruz beraber. Söyleşi yapmıştı daha önce. Doğu programa geliyor herhalde yarın. Evet. Doğu Demirkol. Son dönemde biliyorsunuz Blue TV'de dizisi var. Kendi de televizyon programı yapıyor. Stand-up'ları var. Doğu Demirkol konuğumuz olacak. Ve son dönemin en çok çıkış yapan isimlerinden birisi Baturay Özdemir bizlerle olacak. Kendisi biliyorsunuz siyasi mizahı da son dönemde en iyi yapan isimlerden birisi. O da konumuz olacak ve geleceğe bakacağız. Dinçer Güner bizlerle olacak. Herkesin merakla beklediği bir isim kendisi. Son dönemde özellikle yılbaşı programlarında çok ses getiren yorumları olmuştu. Bu sefer bizim kanalda yapacak o yorumu. Onun dışında e, dünyanın farklı yerlerindeki bilim insanlarına bağlanacağız. E, onlarla konuşacağız. Hem eğitim dünyasından Selçuk Şirin bizlerle olacak. E, hoca e, dün akşam teşekkür etti. Çok sağ olun dedi. Sizi yayına aldıktan sonra 1 milyon kitap projesinin sitesi kitleniyor dedi.